İsmail Kılıçarslan, Neşeli Dindar Kızlar, Mutsuz İslamcı Delikanlılar Ne zamandır yazılmayı bekleyen bir yazı bu. Sürekli olgunlaştırmaya çalıştığım, derdimi tam olarak anlatabilmek için beklettiğim bir yazı. Ancak baktım ki bu dünyada derdini tam olarak anlatabilmek muhal. Ben de yarım yamalak da olsa yazayım diyerek sarıldım klavyeye. Önce yargımı ortaya koyayım. Bence bugün dindar kızlar neşe ve yaşam kültürü bakımından İslamcı delikanlılardan fersah fersah ileridedir. Dahası hayatı tanıma, farklılıklara saygı, duyarlılık geliştirme, dünyayı çok daha geniş bir pencereden anlama ve anlamlandırma konusunda kızlar öndedir. Daha da dahası hayata aktif katılım konusunda delikanlılar kızların eline su dökemezler. Sürekli dünyayı kurtarmaktan bahseden delikanlıların aksine kızlarımız bizatihi dünyayı kurtarma sektöründe faaliyet göstermektedirler. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde bana bir şekilde ulaşıp yetimhane, su kuyusu, kültür merkezi, çocuk eğitimi ve benzeri alanlarda uyguladıkları projelerini anlatan insanların tamamı kızlardır mesela. Yaptıkları ayraçlarla, topladıkları minik minik paralarla, kurdukları küçük küçük okuma gruplarıyla sürekli olarak dünyayı değiştiren kızlarımızdır. Delikanlılarımızsa milli içeceklerin nargile eşliğinde dünyayı kurtarmamız gerekiyor geyiğinin dibini bulmaktadır. Bilinen sözdür, dünyayı konuşan değil, yapan kurtarır. Eğitim hayatında kendini geliştirebildiği kadar geliştirme konusunda da birincilik kızlarımızdadır. Bizim delikanlılarımız aşk acısı çekip inlerken okulda derece yapan, ikinci dil öğrenen, o seminer senin, bu konferans benim. O okuma grubu senin, bu panel benim. Dolaşan onlardır. Onlarcasına katıldığım, yüzlercesini izlediğim panellerin, konferansların hiçbirinde delikanlıların sayısı kızların sayısından fazla olmayı başaramamıştır. Bir ders halkasında İslami ilimler ve çağdaş düşünce dersi veren bir arkadaşım şöyle yakınıyor mesela. Azizim, derse gelen kızların her biri birbirinden donanımlı. Öyle dikkatle ve bilgiye aç şekilde takip ediyorlar ki dersi. Hayranım onlara. Erkeklere gelince zaten erkek öğrencim yok denecek kadar az. Olanların da tamamı hoca senin bu anlattıklarını ben zaten biliyorum havalarında. Elif'i görse mertek sanacak herif bana Kur'an Müslümanlığı poza atıyor. Peki bu makas farkı nereden kaynaklanıyor? O konudaki fikrimi de yekten söyleyeyim. En çok pek muhterem hocalarımızdan, İslamcı delikanlılara gaz vermeye bayılan hocalarımız, çocuklarımıza durmadan olmayan bir sosyolojinin içinden anlatıyorlar. Erkeklerin üstünlüğü meselesinden işe başlayan bu muhteremler öyle bir ideal eş tarifi yapıyorlar ve bunu yaparken delikanlılarımızı öyle bir uçuruyorlar ki, sanırsınız bizim toplasan üst üste 20 kitap okumamış, 3 cümleyi yan yana koyup derdini anlamlı bir bütün olarak anlatmayı beceremeyen delikanlımız dünyanın en mühim insanı Kızlarımızsa bu donanımlı delikanlılarımız için çocuk üretecek birer işçi. Gaza alan delikanlı başlıyor asıp kesmeye. Öyle bir anlatıyor ki sanırsınız bu pek muhterem hocalarımızın tarifine uygun giyinmeyen kızlarımız sapkınlaşmış durumdalar. Düşük belli kotla kaslarını gösteren daracık tişörtle dolaşan dangoz sarık takıp cübbe giyermiş havalarına bürünüp veriyor veriştiriyor kızlarımıza. Gelelim şu neşe ve yaşam kültürü meselelerine. Yanlış yerinden politikleşen delikanlılarımızın aksine kızlarımız politikayla ilişkilerini olması gereken sınırda tutup yaşamın kendisiyle daha yakından ilgilenme yolunu seçiyorlar. Yaşamla yakından ilgilenmek de neşeyi beraberinde getiriyor. Dostluğun, çayın, kahvenin, kafenin, caminin hakkını kızlarımız veriyor. Delikanlılarımızsa genellikle taburelerin üzerine tüneyip gündelik politika konuşmakla tüketiyorlar nefeslerini. Bana çok kızacaklarını biliyorum ama söyleyeyim. Duygularını tanımayan, dahası onları tanımlayamayan, kendisini ifade etmekte zorluk yaşayan, donanım noktasında sıfırın az üzerinde bir delikanlı gündelik politikadan anlasa ne olur, anlamasa ne olur? Bence yapılması gereken şudur: delikanlılarımız ellerine geçen her fırsatta kızları çekiştirip durmak yerine, onların için kendilerinden daha neşeli, daha kültürlü, daha donanımlı, daha anlayışlı dünyaya daha açık olduklarını araştırmalılar. Bir yerden bir yere ulaşmayı kafaya koyduysan, trene bakmanın bir faydası yok. İlk istasyonda bilet alıp atlamak lazım. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak.